Sevgili seyirciler, şimdi de Türkiye'de sadece başkent Ankara'da olan Hurdacılar Sanayi Sitesi'ne gidiyoruz. Hurdacılar Sanayi Sitesi'nden ilk konuğumuz genç kardeşler geri dönüşüm. Hurdacılar Sitesi Atatürk Caddesi No 1114 Taksim B yeni mahallede bulunan başarılı firmanın çalışmalarını firma sahibi Osman Nuri Genç bizlere aktardı. Sevgili seyirciler, başkent Ankara'da Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki turumuz devam ediyor. Şimdi de genç kardeşler geri dönüşümdeyiz. Firmanın sahibi Osman Bey yanımızda. Efendim merhabalar. Merhaba. Osman Bey, çok eski bir kuruluşsunuz. Evet. Ne zaman kuruldunuz? Kısaca anlatır mısınız? Biz 94'te şirket olarak kuruldu. Normalde 50 sene dedem zamanına dayanıyor. Yıkım işiyle uğraşıyoruz. O zamanlar gecekondu. Bina işte 2 katlı, 3 katlı yıkıyorlardı. Şimdi biz fabrikayla büyük yüksek binalar, tekstil fabrikaları, makinalarını alıp satıyoruz. Halı fabrika, plastik fabrikaları. Yani ne türlü bu torna, tezgah gibi makineler oldukça biz bunları alım satımını yapıyoruz yurt dışına, Türkiye içine. Yeniden şey yapıyoruz, ikinci el olarak satıyoruz. Harfiyat da yapıyoruz, kırım işi de yapıyoruz. Harfiyat da kaldırıyoruz, makinalarımız da var, tırımız var. Kamyonlar var, harfiyat kamyonlarla çekiyoruz. Tekstille ilgili, o halı dokuma olsun, makineyle ilgili biz bunları alıyoruz. İkinci el olarak değerlendiriyoruz. Yani yerinde geliyorlar bizde işte Kayseri'den, Antep'ten, Uşak'tan, tekstilden geliyorlar. Diyor ki bana şu şu makine lazım diyor. Biz yerinde veriyoruz. Yerinde daha bozulmuyor makineler. Çünkü söküldükten sonra toparlanması zor oluyor. Yerinde satıyoruz. Trilyonluk makinelerden bahsediyoruz ama bu sizden alındığı zaman bayağı rakam düşüyor değil mi? Evet, bayağı bir düşüyor yani. 10'da 2, 10'da 3 gibi bir rakam düşüyor yani. Çünkü sıfırı atıyorum 5 trilyonsa bizde 1 trilyon lira. Geri dönüşümde alıyorsun, eritiyorlar. Tekrar malzemelik olarak satılıyor, piyasaya sürülüyor. Ya bu da Türkiye için çok iyi bir şey. Değil mi? Tabii. Şimdi demiri alıyorsun, çöpe atacağına götürüyor, fabrikaya veriliyor. Fabrikada eriyor. Tekrar malzemelik olarak çıkıyor. Tekrar satılıyor. Mesela kağıdın da geri dönüşüm var. Plastik ağaç keseceğini kağıdı topla, erisin, tekrar hamur halinde kağıt olarak çıkıyor. Bizim işimiz yıkımla, fabrika, tekstil makineleri. Biz bunların alım satımını yapıyoruz. Fabrika yıkıyoruz, bina yıkıyoruz. Bizim işimiz de bu. Bu konularda ihtiyacı olan herkes size... Herkes bize ulaşabilir bu konularda ihtiyacı olan. Efendim, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sağ olun.